Merhaba dostlar. Bugünkü video konumuz Ağrı'da bir yiğit adam Savcı Sayan. Neden böyle bir başlık attım? Birçoğunuz diyebilirsiniz. Daha doğrusu bilenlerini söyleyebilirsiniz. Ağrı nere? Mersin nere? Ağrı'yla bir alakam yok. Ben Mersinliyim. Peki neden Savcı Sayan? Biliyorsunuz geçen hafta gündeme bu BİM yöneticisi Galip Aykaç'ın densiz ve ahlaksız sözleri damga vurdu ve bütün Türkiye'de yer yerinden oynadı. İşte daha sonra bir tevil açıklaması yapmış güya özür Devlet Bahçeli'den. Ülkücü Milliyetçi Hareket'in genel başkanı ve lideri Sayın Devlet Bahçeli'den özür dilemiş. Dilerken de yine böyle ben açıklama okumadım açıkçası onu net bir şekilde söyleyeyim. Gerek de duymadım. Sebebi şu. Der ki psikologlar, bir insan özür dilemeyi davranışlarına yansıtamıyor ise veya yansıtmıyor ise o özrün bir geçerliliği yoktur. Bir alışkanlık haline getiriyorsa da bir geçerliliği yoktur. Ben o nedenle teşekkür eden insanları çok severim ama özür dileyen insanlara çok temkinli yaklaşırım. Bu insana da öyle yaklaşıyorum. Çünkü yine bu sosyal medyadan ve basından takip ettiğim kadarıyla bu açıklamasında da yine lafları gene bir dolaştırmalar olmuş ama özür dilemiş. Çünkü toplumdan çok büyük bir tepki aldı. Yani şokun sahiplerinden Hakan Ural'ına varana kadar, Kürşat Yılmaz'ına varana kadar, bizim gibi sade vatandaşlara varana kadar inanılmaz tepkiler gösterildi. Yine lafların etrafından dolaşmış ve bu Perakendeciler Derneği Başkanlığından ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş. Sanılıyor ki CEO'luktan, BİM'in CEO'luğundan falan istifa etti. Öyle bir şey yok. Bir insan özür diliyor ise önce aynanın karşısına geçecek, kendisinden özür dileyecek. Çünkü bunun yaptığı en büyük hakaret aslında kendisine, yaşına, konumuna. Daha sonra biz vatandaşlara, daha sonra gazetecilere, beğenmediği gazetecilere, o gazeteciler görüşlerini yazıyorlar. Daha sonra da devlet ricaline, işte Cumhurbaşkanı'na, Devlet Bey'e falan. Tabii burada bunu söylerken beni eleştirenler oldu. Bazı arkadaşlar beni basın mensubu falan sanıyorlar. Altını çize çize söyleyeyim. YouTube kanalımın hakkında bölümünde var. Ben emekli bir askerim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Daha önceki videolarımda da açıklamamı yaptım. Benim adıma konuşan insanların birçoğunun beni temsil etmediğini düşündüğüm için vatandaş olarak bu YouTube kanalını açtım. 2 aydır da yayın yapıyorum. Gerçek gündemimizi, vatandaşımızın gündemini, tabii ki benim tecrübelerim, yaşanmışlıklarım, benim siyasi görüşüme göre aktarıyorum. Hemfikir olduğumuz bir konu var. Değindiğim konuların tamamı bizim vatandaş olarak gündemimiz. Ya farklı da düşünseniz, işte bu demişler mesela arkadaşlar, işte bunu aslında söylediği yerler başka falan demişler. Veya senin gibi basın mensuplarına söyledi demişler. Nasıl bir imaj çizdiysem. Onun için gerçekten böyle bir yanılgı verdiysem de özür dilerim. Ben basın mensubu falan değilim. Evet, bir internet gazetem 2012 yılında var idi. Yaklaşık 1,5 sene civarında açık tuttum. Fakat daha sonradan kapattım. Yerel bir gazeteydi. Basın mensubu falan değilim. Basın kartım falan yok. Sizin gibi sıradan emekli bir vatandaşım. Tek gelir kaynağım da emekli maaşım. Dolayısıyla yanlış bilmeyin, bir vatandaş olarak kendi dünya görüşmek üzere fikirlerimi beyan ediyorum. Bu Aykaç, ya gerçi çok ismi de önemli değil ama mecburen bir şekilde hitap etmek zorundayız. Onun hitap ettiği gibi etmeyelim. Çünkü geçen sefer tepkimizi gösterdik, biraz da pişman oldum aslında neden aynı seviyeye düştüm diye, o da ayrı bir konu. Bu açıklama yapmış ama inandırıcı değil. Bizim inanabilmemiz için çıkıp önce vatandaştan bir özür dileyeceksin. Senin bu yaptığın vatandaşa saygısızlık. Hem diyorsun ki bizim devleti yönetenlerle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim soruna düşürmeye çalışanlara düşmeyiz falan diyorsun. Tabii öbür taraftan biz işte temel taşıyız, çekerseniz düşer, gözdağı da veriyorsun. Akıllısın ya, biz aptalız zaten. Herkes aptal. Sen akıllısın, paran var cebinde. Neyse, buradan bir kıvırma faaliyetine girdi. Sonra Devlet Bey'den özür dilemiş. Nasıl diledi bilmiyorum ama vatandaşa falan bir özür yok. Bizim kardeşim merak ettiğimiz şey şu.
Söylüyorum bak, tekrar altını çize çize. Sen kendi internet sitesinde, BİM'in internet sitesinde diyorsun ki Türkiye'nin en büyük stok yönetimini biz yapıyoruz BİM olarak diyorsun. Yani biz stoklu çalışıyoruz diyorsun. Raflarda gördüğümüz ürünlerin haricinde bir de stoklarınızda, depolarınızda var. Şimdi dolar artmıyor. Benzin, mazot falan, elektrik fiyatı, bunlar da artmıyor. Ortada olağanüstü bir durum yok. Ama akşam yatarken 100 lira olan bir ürün, sabah kalkıyoruz 130 lira, 140 lira. Biz bunun açıklamasını istiyoruz senden. Özür dileyeceksen bundan dilin. Bu fiyatları düşür. Niye artıyor bunlar? Biz sana bunları soruyoruz. Kendi diğer şirketlerin üzerinden yaptığın ve böyle yuvarlayarak, kar yuvarlayarak geldiğin sistemi ortadan kaldır. Biz bunu istiyoruz. Sen özür böyle buluyorsun. Neyse, asıl konumuza gelelim. Savcı Bey'den de özür diliyorum, kusura bakmasın. Videonun girişini mecburen böyle yapmak zorunda kaldım. Savcı Sayan, ağrılı bir Kürt genç. 1971 doğumlu, 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu. Tanıyor muyum? Tabii ki tanımıyorum. Nereden tanıyayım? Ben Mersin'deyim, Savcı Bey Ağrı'da. Ama iletişim çağındayız. İletişim çağında olduğumuz zaman bugün 5 yaşında evlatlarımız bile, torunlarımız bile bir tuşa basıyor, Çin'den olduğunu öğreniyor. Biz de öğreniyoruz, biz de takip ediyoruz. Savcı Bey yaklaşık 2,5-3 senedir benim dikkatimde. Deniz Baykal'a yapılan bu kaset kumpasından sonra sessiz kalınmalara tepki göstererek bir duruş sergiledi ve partisinden istifa etti. AK Parti'de siyasi hayatına devam ediyor. Partisinin ne olduğunun çok da bir önemi yok. Önemli olan ne yapıyor? Tabii ben bu adamdan bahsederken, Savcı Sayan'dan, adam diyorum, tırnak içinde harbi adam yani. Ben öyle görüyorum. Yani bunun yaptığı hasta büslerden falan bahsetmeyeceğim. Muhtemelen hasta taşımak için kullanıyorlar. Niye muhtemelen diyorum? Savcı Bey, size de bir eleştiri sunayım. Daha doğrusu dikkatinizi çekeyim. İnternet siteniz Ağrı Belediyesi'nin çok kötü. Bilgi almak için bugün girdim. Gerçekten kötü. Bu hasta büsün fotoğrafı var ama bir açıklaması, bir şey yok. Buna benzer diğer konular da aynı şekilde. Lütfen özen gösterin. Bizler sizi merak ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden, belki dünyanın her yerinden merak ediliyorsunuz. Hasta büsler var. Büyük bir ihtimalle hasta taşımak için kullanılan araçlar. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunu yaptığı için yiğit adam falan demiyorum. Evde bakım sistemi ve araçlar kurmuş. Bunun için de bahsetmeyeceğim. Modern taksi durakları yapmış. Bunun için de bahsetmeyeceğim. Bu örf ve adetlerimize sahip çıkan, büyüğünü makamında gördüğü zaman veya yolda, sokakta gördüğü zaman örf ve adetlerimize göre elini öpen, çocukların başını okşayan, mütevazi bir halk insanı olması nedeniyle de bunu söylemiyorum. Ne bileyim işte, bu insan daha önce PKK'dan tehditler aldı. Hatırlayın, Savcı Sayan muhalif gazeteler yok, elinde keleşlerle caddelerde gezdi falan dedi. Ciddi tehdit altında. Çünkü HDP'nin, PKK destekli HDP'nin, tekrar altını çizeyim de hukuksal bir şey olmasın, Cumhuriyet Başsavcımızın, daha doğrusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımızın görüşleri doğrultusunda bunu söylüyorum. PKK ile iltisaklı HDP'nin elinden aldığı Ağrı Belediye Başkanlığı nedeniyle hedefte. Ve bu nedenle de ciddi koruması var, geniş bir ailesi var. İstese büyük bir ihtimalle bir eli yağda bir eli balda yaşayabilir. Ve hiç böyle politikanın içinde bulunmasına da gerek yok. Birçok akranı gibi hayta da olabilirdi. Zengin aile bebesi, kalabalık aile bebesi. Böyle de olabilirdi. Ama olmamış. Memlekete hizmet etmek için o Ağrı'nın zor şartlarında okulunu okumuş, daha sonra üniversitesini kazanmış. Yazarlıklar falan yapıyor. Gençlere yönelik kitaplar yazıyor. İnceledim, ben haberim yoktu. Gerçekten inceledim, hayran kaldım. Televizyonda görüyoruz, ne sözünü ne gözünü budaktan esirgemiyor. Böyle bir yapısı var. Tam bir halk adamı. Peki niye yiğit adam? Bir kere hiçbir tehdide pabuç bırakmıyor. İkincisi, Türkiye'nin diğer yerlerinde, diğer belediye başkanlarından göremediğimiz bir şey yaptı. Bu market terörüne, üç harfler terörüne karşı zabıtalarını talimat verdi, sokağa çıkardı. 5 tane zincir marketin kapısına kilit vurdu. Ve sizden korkan sizin gibi olsun dedi. Bu adama yiğit denmez de ne denir? Darısı bizim Mersin'deki belediye başkanlarının başına. İl ve ilçe belediye başkanlarının. Burada hepsi var.
Burada Cumhuriyet Halk Partili belediye de var, MHP'li AK Partili belediye de var. Alayına birden söylüyor. Darısı onların başına. Bu hiçbir şeyden korkmuyor. Korkmadan yüreğinin sesini dinleyerek aslanlar gibi çıktı. Hem PKK'ya karşı bir duruş sergiliyor, hem bu tür zincir marketlerine, para babalarına karşı bir durum sergiliyor. Ve bu nedenle de kendisini tebrik ediyorum. Bana göre Ağrı'nın yiğit adamıdır Savcı Sayan. Bu nedenle bu videoyu yaptım. Yiğidin hakkı yiğide. Bu biliyorsunuz nesiller boyu kalacak bu videolar bu sosyal medyada, internette. Tarihe bir not düşmek için yaptım. Yoksa benim ne Savcı Sayan'ı görme ihtimalim var, ne Savcı Sayan'ın beni görme ihtimali var. Ama yiğidin hakkını da yiğide teslim etmek lazım. Bunu diğer belediye başkanlarından da bekliyoruz. Bu duruşu diğer belediye başkanlarından da bekliyoruz. Hükümetimize bir şey önermek istiyorum. Lütfen özellikle Cumhur İttifakı belediyeleri başta olmak üzere diğer belediyeler de dahil bu zincir marketlerden belediyeler kaç lira hibe almış? Lütfen bir bakın. Lütfen bir bakın. Açılışlarda ne kadar hibe alınmış? Ben gerçekten bir vatandaş olarak merak ediyorum. Benim böyle bir imkanım da yok, sorsam bana söylemezlerdi, hatta düşman da belirler. Bir bakın, bu kadar duyarsız olunmaz. Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni yönetenlere meydan okuyacak. Ülkücü hareketin, milliyetçi hareketin liderine meydan okuyacak. Ne bileyim, vatandaşa ahlaksız, densiz diyecek. Gazetecilere ahlaksız, densiz diyecek. Belediyelerden çıt yok. Ya böyle bir şey yok. Bunlar sizin sorumluluk alanınızda değil mi? Bir tane belediye başkanının birine normal bir esnaf böyle bir laf etse, bire densiz, bire ahlaksız dese, yemin ediyorum sabaha orada öyle bir dükkan esnaf falan kalmaz ya. Ya sizin liderinize, cumhurbaşkanınıza, devleti yönetenlere, vatandaşınıza, gazetecilerinize hakaret etti bu insanlar. Hiç mi denetleyecek bir şeyiniz yok? Hiç mi yok? Her şeyleri dört dörtlük mü bu adamlar? Ez cümle, bu vesileyle Savcı Sayan Bey'in duruşu nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Ulaşır mı bilmiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kendisine oy veren, vermeyen bütün Ağrılıları da böyle bir evladı içlerinden yetiştirdikleri için hasreten tebrik ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.